İyi günler. Ben bu sene Adıyaman Üniversitesi'nde biyokimya dersleri vermeye başladım arkadaşlar. İsmim Sedat Yılmaz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biyokimya ihtisası yaptım. Şimdi sizinle bugün pankreas hormonlarını ve bu hormonların neden olduğu hastalıkları konuşacağız arkadaşlar. Beraber bu dersi işlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, pankreas iki tip dokudan meydana geliyor. Bir tanesi arkadaşlar asinüsler, kese yapıları var. Bunlar sindirim sıvılarını salgılıyor. Sindirim sıvılarını. Yani işte sindirimde rol alıyor pankreas sıvısı. İçinde her türlü proteinleri, lipidleri, karbonhidratları sindirecek enzimler var. Az sonra bunları açıklayacağım daha detaylıca. Pankreasın ikinci dokusu ise arkadaşlar Langerhans adacıklarından oluşuyor. Langerhans adacıklarından. Bu Langerhans adacıkları da alfa, beta, delta, işte PP hücreleri gibi, adacıkları gibi hücrelerden oluşuyor ve bunlar hormon salgılayaraktan endokrin özellik gösteriyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dedik ki pankreasta iki tip doku var. Bir asinüsler var. Bu asinüslerden sindirim enzimleri salgılanıyor. Pekala hangi enzimleri salgılıyor bu asinüsler? İşte arkadaşlar lipidlerin sindirilmesi için pankreasın asinüsleri pankreatik lipaz, kolipaz, kolesterol esterazı, fosfolipaz, AKE gibi enzimleri salgılıyor. Proteinlerin sindirimi için arkadaşlar yine pankreasımızın bu asinüsleri tripsinojen, kimotripsinojen, proelastaz, prokarboksipeptidaz gibi enzimleri salgılıyor arkadaşlar. Yine karbonhidratların sindirimi için de pankreatik alfa amilaz salgılıyor pankreas asinüs hücrelerimiz arkadaşlar. Yine nükleotitlerin sentezlenmesi için ribonükleaz, deoksiribonükleaz ve pankreatik fosfodiesterez enzimlerini salgılıyor pankreatik asinüs hücrelerimiz. Fakat bizim bugünkü ders konumuz pankreasın bu sindirim enzimleriyle alakalı değil, endokrin fonksiyonuyla alakalı. Yani pankreasımızın arkadaşlar Langerhans adacıkları var. Bu adacıklar 4 tipte alfa, beta, delta ve PP hücrelerinden oluşuyor. Burada şekilde de gösterildi bakın. Alfa hücreleri glukagon salgılıyor. Beta hücreleri insülin salgılıyor. Delta hücreleri somatostatin. PP hücreleri de arkadaşlar pankreatik polipeptit salgılıyor. İşte bu slaytta tekrar ediyorum az önce söylediklerim arkadaşlar. Beta hücrelerimiz insülin salgılıyor demiştim. İnsülin ve amilin hormonu salgılıyor. Alfa hücreleri glukagon salgılıyor ve bu Langerhans adacıklarının %25'ini oluşturuyor alfa hücreleri. Beta hücreleri ise %60'ını, en büyük kısmı insülin salgılayan ve amilin salgılayan beta hücreleri oluşturuyor arkadaşlar %60'ını Langerhans adacıklarının. %25'ini glukagon, %10'unu somatostatin oluşturuyor. Somatostatin salgılayan delta hücreleri oluşturuyor arkadaşlar. Ve ayrıca da pankreatik polipeptit salgılayan PP hücreleri var. Pankreasımızın bu endokrin fonksiyonuyla, dokusuyla alakalı olarak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu pankreas endokrin fonksiyonunda salgıladığı hormonları tek tek gözden geçirelim beraberce. Birinci hormonumuz, en önemlisi insülin arkadaşlar. İnsülinimiz arkadaşlar biliyorsunuz pankreasın beta hücrelerinden salgılanıyor. Beta hücrelerinden salgılanıyor. İnsülin ilk önce arkadaşlar aşağıdaki şekillere dikkat edelim. 23 aminoasitlik bir sinyal peptidi de kapsayan proinsülin şeklinde salgılanıyor arkadaşlar. 23 aminoasitlik sinyal peptidi de şu açık mavi ile gösterilen baş kısım arkadaşlar. Proinsülin şeklinde salgılanıyor. Daha sonra arkadaşlar bu sinyal peptidi uzaklaştırılıyor. 23 aminoasitlik sinyal peptidi uzaklaştırılıyor. 82 aminoasitten oluşan proinsülin
haline dönüşüyor. Bu 82 amino asitten oluşan proinsülinin yapısını biraz daha detayına inecek olursak arkadaşlar, 30 amino asitlik bir B kısmı var. 21 amino asitlik bir A kısmı var arkadaşlar ve 31 amino asitlik de bir C kısmından oluşuyor bu proinsülin molekülümüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu A ve B zincirleri bir disülfit bağıyla iki tane disülfit bağıyla birbirine bağlanıyor insülinin yapısında. Dikkat edin şu aşağıdaki B ve A yani mavi ve kırmızı zincirle gözüken zincirler iki tane disülfit bağıyla birbirine bağlanıyor. Ayrıca A zincirinin kendi içinde de bir iç disülfit bağı var arkadaşlar. İşte arkadaşlar pankreasın Langerhans alacıklarının beta hücrelerinden salgılanan bu insülinimiz önce pre-pro insülin şeklinde salgılandı. Sonra pro insüline dönüştü. Daha sonra da insüline dönüşmek için arkadaşlar C-peptit de insülinimizden ayrılıyor. C-peptit kısmı ayrıldığı zaman aktif insülin kısmı kalıyor. Aktif insülinde B zinciri var, A zinciri var. Bu A ve B zincirleri içine iki tane disülfit bağıyla birbirine tutunmuş. A zincirinde kendi üstünde bir tane disülfit bağı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insülinin metabolik etkilerinden söz etmek istiyorum burada. İnsülinin metabolik etkilerinden yani insülin vücudumuzda ne gibi etki yapıyor? Birincisi arkadaşlar insülin beyin hariç kas dokusunda, işte yağ dokusunda, özellikle kas ve yağ dokusunda glikozun hücre içine girmesini hızlandırıyor. Bu hızlanma insülin etkisiyle 15 kat artabiliyor arkadaşlar. Yani hücrelerimizin, kas hücrelerimizin, yağ hücrelerimizin glikozu hücre içine alınma hızını arttırıyor insülin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar insülinin en önemli fonksiyonu şudur. Kan şekerini düşürmek. Yani insülin hormonunun tek amacı, en önemli amacı megalo iddiası yani en büyük iddiası kan şekerini düşürmek. Kan şekerini nasıl düşürecek? İşte burada yağ dokusuna, kas dokusuna glikozun alınımını 15 kez hızla arttırırsa kan şekeri düşmüş olacak arkadaşlar. Yani insülin hiperglisemiyle mücadele ediyor çünkü. İnsülinin arkadaşlar karbonhidrat metabolizmasındaki etkilerini devam ediyoruz etkilerine. Karbonhidrat metabolizmasında arkadaşlar insülin glikojen sentezini arttırıyor. Bu ne demek? Glikozları birleştiriyor glikojen şeklinde ve kas dokusunda, karaciğerde depolatıyor. Bu depolanmanın sonucunda arkadaşlar ne oluyor? Kandan glikoz uzaklaşıyor. Yani glikoz insülin yine amacına ulaşmış oluyor. İnsülinin amacı neydi? Glikozdan, hiperglisemiden kurtulmak. Dolayısıyla glikojen sentezini arttırmasıyla, kaslarda, karaciğerde glikojen sentezini arttırmakla kan glikozunu yine düşürmüş oluyor. Ayrıca arkadaşlar insülin ne yapıyor? Glikokinaz aktivitesini artırıyor. Glikokinaz da arkadaşlar glikolizde rol alan bir enzim. Ve dolayısıyla glikolizi arttıraraktan yani glikozun parçalanmasını piruvata kadar, asetil koa'lara kadar parçalanmasını arttırarak yine insülin amacına ulaşmış oluyor. İnsülinin amacı neydi? Kan şekerini düşürmek. Yani sen ne yaparsın? Mevcut glikozu, yani insülin için diyorum ne yaparsın diye. Ya bu glikozu glikojen şeklinde depolarsın, kandan uzaklaştırırsın ya da bu glikozu glikolizle yakarsın. Glikoliz yolundaki enzimleri aktiflersin. Bu şekilde insülin kan şekerini düşürücü fonksiyon yapıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar glikoz insülinimiz ne yapıyor? Glikojenolizi durduruyor. Glikojenoliz yapan fosforilaz enzimini inaktive ediyor. Neden? İnsülinin amacına ters. Çünkü insülinin amacı neydi? Kan şekerini düşürmek. Kan şekerini düşürmek amacı olan bir molekül glikojenoliz yapar mı? Glikojenoliz demek depo glikojeni parçalayarak glikoz şeklinde kana vermek demek. Dolayısıyla bunu engeller. Yine ne yapar? Glikoneogenezi baskılar. Glikoneogenez neydi? Karbonhidrat dışı moleküllerden, yani piruvattan, amino asitlerden
glikoz sentezleme reaksiyonları. Bunu da durdurur. Çünkü yine insülinin amacına ters bir reaksiyon zinciri bu. İnsülin glikozun kanda azalmasını istiyor. Gliukoneogenez glikoz yapıyor. Glikoz yapılmasını elbette istemez insülin ve gliukoneogenezde baskılar arkadaşlar karbonhidrat metabolizmasında. Şimdi arkadaşlar insülinin protein metabolizması üzerinde etkisini bu slaytta göreceğiz. Amino asitlerin emilimini arttırıyor. Hücrelerin amino asit almalarını arttırıyor. Protein sentezini arttırıyor. Protein yıkımını azaltıyor insülin arkadaşlar. Protein az sonraki slaytlarda göreceğiz. İnsülin aynı zamanda büyümeyi arttırıyor arkadaşlar. Vücudun büyümesini arttırıyor. Dolayısıyla büyümesini arttırabilmesi için bu protein sentezini arttırması fonksiyonuyla büyümeyi arttırması birbirini destekleyen etkiler arkadaşlar. Yani protein sentezini arttırıyor çünkü büyümeyi arttırıyor insülin. Yağ metabolizması üzerine etkisini konuşalım şimdi arkadaşlar insülinimizin. İnsülin arkadaşlar karaciğerde yağ sentezini hızlandırıyor. İnsülin karaciğerde yağ sentezini hızlandırıyor. Bu şöyle arkadaşlar yağ asidi sentezi karaciğerde asetil koalardan oluyor. Asetil koa da pirivattan geliyor arkadaşlar. Eğer insülin yağ asidi sentezini hızlandırarak ortamdaki asetil koaları azaltıyor, pirivatı azaltıyor. Azaltmazsa bu piruvat glikoneogenezde tekrardan glikoz yapımına gidebilir arkadaşlar. Tekrardan glikoza dönüşür. Bu da insülinin istemediği bir şey. Dolayısıyla glikoneogenezin substratını da ortadan kaldırıyor. Bu yağ asidi sentezini hızlandırarak arkadaşlar. Yine insülinimiz arkadaşlar hormona duyarlı lipaz var. Yağ dokusunda. Bu yağ dokusunda depoladığımız trigliseritlerindeki yağ asitlerini kopararaktan yağ veriyor. Yağ plazmaya yağ asitlerini veriyor. Bunu engelliyor insülinimiz arkadaşlar. Yağ asitlerinin plazmaya verilmesini engelliyor. Yani fazla yağ asidi. Çünkü arkadaşlar neden engelliyor bunu da? Çünkü eğer hormona duyarlı lipaz ortamı bolca yağ asidi salarsa yağ asidi sentezini hızlandıramaz glikoz, insülin. Yani ortamda yağ asidi varsa yağ asidi sentezi frenlenir. Ama bu insülinin istediği bir şey değil. Çünkü o glikoneogenez substratı olan piruvatın yağ asidi sentezine gitmesini istiyor. Piruvat önce asetil koaya dönüşecek. Asetil koalar yağ asidine dönüşecek. Dolayısıyla hormona duyarlı lipazın etkisini baskılıyor. Ortama yağ asidi vermesin diye arkadaşlar. Keton cisimlerinin sentezini de baskılıyor arkadaşlar insülinimiz. Onun için de diyabet hastalarında yani şeker hastalarında insülin yetersizliği olduğu için keton cismi olur onlara. Diyabetik keto asitoz dediğimiz işte keton cisimleri ve bunlar asittir zaten keton cisimleri. Beta-hidroksibutirik asit, aseton. Bunlar asidoza yol açar. Neden? Çünkü insülin olmadığı için keton cisimlerinin sentezi arttığı için hastanın kanında keton cisimleri artmıştır. Keton cisimlerinden bazıları da asit nitelikte olduğu için keto asidoz olur diyabetik hastalarda arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Slaytımız şimdi geldi. İnsülinimiz arkadaşlar büyümeyi arttırıyor. Yani insülin hormonuyla büyüme hormonu birlikte verildiğinde büyümenin çok daha etkili olduğu araştırmalarda görülmüş arkadaşlar. Dolayısıyla insülin büyümeyi arttırıyor. Protein sentezini arttırıyor demiştik. Protein sentezini arttırıyor. Büyümeyi arttırıyor. Protein sentezini arttırması büyümeyi arttırmasını destekliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insülin hormonunun yani pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonumuzun eksikliğinde diabetes mellitus dediğimiz hastalık oluşuyor. Bu diabetes mellitus de yani şeker hastalığında arkadaşlar insülin hormonu eksik ya da insülin hormonu reseptörlere etkisiz. Yani reseptörlerde duyarsızlık var. Dolayısıyla hastalarda hiperglisemi var. Yani kan şekeri yüksek arkadaşlar. Ve birçok komplikasyonlara yol açıyor bu hastalık. İlerleyen komplikasyonlarla giden bir metabolik hastalık arkadaşlar. Bu şeker hastalığı, diyabetimiz, diyabet hastalığı. İşte diyabet hastalığı ne gibi komplikasyonlar yapıyor?
alttaki şekillerden en soldaki şekil arkadaşlar. İşte nöropati yapıyor arkadaşlar. Diyabetik ayak yapıyor. Koroner arter hastalığı yapıyor arkadaşlar. İnme yapabilir. Diyabetik nefropati yapıyor. Yani böbrek yetmezliğine, kronik böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Retinopati yapıyor arkadaşlar. Körlüğe yol açabiliyor. Diyabet. Yani bir insülin hormonumuzun pankreasın beta hücrelerinden yeterli salgılanmaması ya da reseptörlerin insülin etkisiz olması çok ciddi, dramatik hastalık tablosuna yol açıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyabeti biz ikiye ayırıyoruz. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet arkadaşlar otoimmün bir hastalık. Yani vücut kendi beta hücrelerine karşı antikor üretiyor ve beta hücrelerini tahrip ediyor. Dolayısıyla bu tip 1 hastalarda insülin yetersiz salgılanıyor arkadaşlar. Hatta hiç salgılanmıyor. Dolayısıyla bunların mutlaka insüline bağımlı bu hastalar, tip 1 diyabet hastaları ve insülin almak durumundalar tedaviler için. Tip 2 diyabet hastalarında ise arkadaşlar insülin azlığı da gözüküyor. Ancak insülin varsa bile insülin reseptörlerinde insülinin etkilerine karşı bir direnç var bu hastalarda arkadaşlar. Dolayısıyla tip 2 hastalarımızı biz illa da insülinle tedavi etmiyoruz. Bu direnci çözecek metformin gibi ilaçlar verebiliyoruz mesela. Yani bu insülin direncini çözecek metformin gibi ilaçlar veriyoruz. Ya da insülin var onun salgısını arttıracak işte bir guanit, sülfanamid gibi ilaçlar verebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka arkadaşlar insülinle ilgili hastalığımız hiperinsülinizme yol açan Langerhans adacık adenomu. Yani beta hücreleri biliyorsunuz insülin salgılıyor dedik. Bu hücrelerin adenomunda yani kanserinde bu hücreler çoğalmış ve bolca insülin salgılıyorlar. Dolayısıyla hastada ne var? Hipoglisemi oluyor hastalarda. Çünkü aşırı insülin salgılandığı için insülin de kan şekerini düşürdüğü için arkadaşlar bu hastalarda aşırı insülin oluyor. Bu hastaların tedavisinde kusura bakmayın sesimde sorun var. Glukagon vererekten kan şekerini düşürme yoluna gidebiliyoruz arkadaşlar. Yine konsantre glikoz çözeltileri vererekten hastaların hipoglisemini sinir çözmeye çalışıyoruz. Bu şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu insülinle ilgili olarak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar özellikle tip 1 diyabet olan hastalar sürekli insüline bağımlılar ve insülin kullanıyorlar. Bu insülini damardan yapıyorlar. İşte deri altından yapıyorlar ya da bu insülini aldıklarında arkadaşlar dozunu iyi ayarlayamazlarsa, insülini fazla alırlarsa arkadaşlar kan şekerleri düşüyor. Hipoglisemik duruma düşüyorlar. Kan şekerleri eğer arkadaşlar 50'ye 70'e kadar düşerse bu hastalarda aşırı sinirlilik, titremeler ve terlemeler gözüküyor. Eğer insülinin dozunu biraz daha kaçırdı, hesaplayamadı hasta, kan şekeri 20'ye 50'ye düştüğü zaman hastada kronik çırpınmalar, bilinç kaybı, koma bile gözükebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu hastalığın, bu durumun yani insülin tedavisinde ortaya çıkan bu durumun arkadaşlar hipogliseminin hekimlikte çok büyük bir önemi var. Özellikle pratisyen hekimlik yaparken arkadaşlar. Konversiyon diye bir rahatsızlık var arkadaşlar. Bu rahatsızlıkta arkadaşlar kişiler bu psikiyatrik bir rahatsızlık konversiyon arkadaşlar. İşte üzüntüyle, korkuyla, öfkeyle karşılaştıkları zaman bunu bu sorunu yani ruhsal sorunlarını, üzüntülerini, korkularını, utançlarını, öfkelerini arkadaşlar bedensel bir soruna dönüştürüyorlar. Somatizasyon diyoruz biz buna tıpta arkadaşlar. Ve bu hastalar ne yapıyor? Konuşmama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı gibi baygın şekilde sağlık ocaklarına geliyorlar, polikliniklere geliyorlar arkadaşlar. Ve bakıyorsunuz bu hastalar işte saranöbeti benzeri geçirme, çırpınma, kasılma, bayılma gözüküyor. Gözleri kıpırdıyor böyle. Ben de aktif hekimlik yaparken arkadaşlar bu tür hastalarla karşılaştım çok. Konversiyon çok sık gelir. Yani ülkemizde özellikle çok sıktır. Yani kadın mesela kocasından ilgi göremiyordur. Konversiyona girer ve size hasta olarak getirilir. Çırpınıyor kadın. Böyle işte bilinci kayıp,
terliyor. Bakarsınız, yani tahliller yaparsınız falan, bir şey bulamazsınız. Ama ilk etapta o kadar çok gelir ki bu konversiyon, hastalarla karşılaşırsınız ki artık siz bunu tahlil yapmadan da ha bu konversiyon diye hemen anlarsınız, müdahaleye başlarsınız. Ama arkadaşlar, burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce bir önceki slaytta bahsettiğim aşırı insülin tedavisinde ortaya çıkan hipoglisemi ile bu konversiyon birbirine karışabiliyor. Ben de karıştırdım arkadaşlar. Yani gelen bir hastamı hipoglisemi ile gelmiş. Ben konversiyon zannettim. Baktım konversiyonu çözmek için işte başka türlü müdahaleler yapıyordum. Ama Allah'tan bir kan tahlili yaptık ve kan şekerinin düştüğünü gördüm. Hemen uyandım. Yani hemen hipoglisemi tedavisine geçtik. Yani bu gibi konversiyonları sık göreceksiniz aktif hekimlik yaparken. Dolayısıyla konversiyon diye geçmeyin. Hipoglisemiyle gelen hastaları da konversiyon diye teşhis koyabilirsiniz. Burada bunun altını çizmek istedim. İkinci bir hormonumuz arkadaşlar amilin. Amilin de arkadaşlar aynı insülin gibi beta pankreasın beta hücrelerinden salgılanıyor. Yani beta hücrelerinden salgılanıyor. Ve insülin sekresyonunu uyarıyor. Kanda etkisi olarak da aminin etkisi insülin sekresyonunu uyarıyor. Glukagon salgısının ise azalmasına sebep oluyor arkadaşlar. Adeta insülinin yardımcısı gibi, asistanı gibi. Amilin arkadaşlar mide boşalmasını yavaşlatıyor. Böyle bir etkisi de var ve doygunluk hissine neden oluyor. Bu doygunluk hissini de nervus vagus üzerinden değil arkadaşlar. Serotonin, histamin, dopaminerjik sistem üzerinden yapıyor. Amilinin arkadaşlar analoğu, yani işte amilin molekülünün analogları diyabet tedavisinde insülinle birlikte kullanılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hastanın insüline ihtiyacını azaltıyor. Çünkü insülin benzeri etki gösterdiği için diyabetik hastalarda biz bu amilini de tedavide kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama bulantı ve artan hipoglisemi atakları yapıyor. Bunu da bilmemiz gerekir. Çünkü neden? İnsülini arttırıyor, glukagonu azaltıyor. Dolayısıyla hipoglisemiye yol açabiliyor. Glukagon arkadaşlar. Glukagon alfa hücrelerinden salgılanıyor. Pankreasın alfa hücrelerinden salgılanıyor arkadaşlar. Glukagonumuz 29 amino asitten oluşuyor arkadaşlar. Bakın şekli sağda, aşağıda sağda düz bir peptitten oluşuyor. Arkadaşlar glukagon insülinin tam tersi etkiye sahip. Yani insülin ne yapıyorsa onun tersini yapıyor. Yani insülin ne yapardı? Kan şekerini düşürmek isterdi. Hiperglisemiyle mücadele etmek isterdi. Glukagon ise hipoglisemiyle mücadele etmek istiyor. Hipoglisemiyi, yani kan şeker düşüklüğünü yükseltmek istiyor. Onun için biz buna hiperglisemik hormon diyoruz. Kan şekerini yükselttiği için hiperglisemik hormon diyoruz arkadaşlar. Şimdi glukagonun karbonhidrat metabolizması üzerine etkisine bakalım arkadaşlar. Tahmin de edebileceğiniz gibi insülinin etkisinin tam tersi etkiye sahip arkadaşlar. Ne yapar glukagonumuz? Glikojenoliz yapar. Yani glikojeni kanda karaciğerde depoladığımız glikojeni parçalayaraktan kana salıverilmesini sağlıyor. Kan şekerini yükseltiyor bu. Yani hipoglisemiyle mücadele ediyor çünkü. Ayrıca glikoneogenezi arttırır arkadaşlar. Glikoneogenezi arttırır. Glikoneogenezi arttırır. Dolayısıyla kan şekeri düşük, karbonhidrat dışı moleküllerden, piruvattan, alaninden yani ne yapar? Vücut kendine glikoz yaparaktan kan şekerini yükseltir. Yine burada yazmamışım ama arkadaşlar neler söyleyebiliriz? Glikolizi durdurur, frenletir. Çünkü glikoliz ne yapıyordu? Ortamdaki şekeri yıkıyordu piruvata kadar. İşte onun için kan şekerinin yüksek olmasını istediği için glikolizi durdurur arkadaşlar glukagon. Glikojen sentezini de durdurur. Çünkü kan şekeri istiyor, kan şekerinin yükselmesini istiyor. Glikojen sentezini de durdurur glukagon arkadaşlar. Glukagonun yağ metabolizması üzerine etkisi arkadaşlar. Glukagon hormon diğer lipazı aktifler. Yani kanımıza, plazmamıza yağ asidi salıverilmesini
neden olur arkadaşlar. Bu neydi? Yağ asidi salı verildiği zaman arkadaşlar vücutlar enerjisini bu salınan yağ asitlerden kullanırlar. Dolayısıyla glikolizi yavaşlatırlar. Kanda glikoz kalır. Glukagonun amacı neydi? Kanda glikozu yükseltmek. Yağ asidini plazmaya saldığı zaman, yani hormon diğerli lipazı aktifleyip yağ dokusundaki trigliseritlerden yağ asitlerini serbestleştirip plazmaya yağ asitlerini saldığı zaman hücreler enerji ihtiyaçlarını yağ asitinden karşıladıklarından dolayı beta oksidasyonla glikozları yıkmayı ertelerler. Dolayısıyla glikoz kan şekeri yüksek duruma kalır arkadaşlar. Kan şekeri yüksek durumda kalır arkadaşlar. Yine trigliseritlerin sentezi ve depolanmasını baskılar. Bu da birinciyle bağlantılı arkadaşlar. Çünkü yağ asidinin yüksek olmasını istiyor. Hücre enerjisini karşılasın. Glikozu yıkmasın istiyor. Onun için de yağ asitlerini trigliseritle trigliseritle dönüştürmüyor ve depolattırmıyor arkadaşlar. Glukagon. Glukagonun protein metabolizmasına etkisi arkadaşlar. Aynı insülinle ters etkisi sahip. Yani protein sentezini baskılıyor. Proteinin yıkılmasını arttırıyor arkadaşlar. Bunun da şöyle mantığı var arkadaşlar. Protein yıkıldığı zaman bazı amino asitler asetil koalara dönüşüyor. Bu asetil koaları da biz enerjiye dönüştürebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla glikozun yıkılmasıyla da biz asetil koa elde ediyoruz. Bu asetil koaları yani glikozdan elde etme, ben sana protein yıkaraktan asetil koa elde ederim mantığı var burada. Yani amacı yine kan şekerini korumak, kan şekerini yükseltmek glukagonun. Arkadaşlar glukagon tedavide az önce de geçmişti. Hipoglisemi durumlarında biz kullanıyoruz. İşte hasta gelmiş, aşırı insülin kullanmış, kan şekerini düşürmüş. Biz buna glukagonu da yükseltebiliriz. Ya da diyelim ki hiperinsülinizmi var hastanın. Aşırı insülin salgılanıyor ve kan şekeri çok düşük, hipoglisemisi var. Bu hastalara biz glukagon vererekten yine hastanın kan şekerini yükseltebiliriz. Ayrıca arkadaşlar beta adrenerjik reseptör antagonisti moleküller kalp fonksiyonunu zor duruma düşürürler. Yani kalbin kasılmasını azaltırlar, sayısını azaltırlar, gücünü azaltırlar. Bununla mücadele etmek için de biz glukagon veriyoruz arkadaşlar. Çünkü glukagonun inotropik ve kronotropik etkisi var. Yani kalp kasılmasını arttırıcı, kalp gücünü arttırıcı etkisi var. Böyle beta adrenerjik antagonistlerin aşırı tedavisinde, aşırı dozunun tedavisinde de biz glukagonu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir başka pankreatik hormonumuz arkadaşlar. Langerhans adacıklarından salgılanan, PP hücrelerinden salgılanan pankreatik polipeptit arkadaşlar. 36 amino asit uzunluğunda bir polipeptit arkadaşlar bu. Pankreatik polipeptit 36 amino asit uzunluğunda. Arkadaşlar pankreatik polipeptitin salınımı kolosistokinin, sekretin, grelin ve motilin hormonları tarafından artırılıyor. Stimüle ediliyor. Yani pankreastan, beta hücrelerinden kolosistokinin, sekretin ve grelin arkadaşlar grelin, motilin hormonları pankreatik polipeptit salınımını artırıyor. Arkadaşlar şimdi pankreatik polipeptit etkisine bakalım. Pankreatik polipeptit safra kesesinde gevşeme, pankreatik sekresyon inhibisyonu, mide boşalmasında gecikmeye yol açıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce demiştim bir önceki slaytta kolesistokinin, sekretin pankreatik polipeptit salınımını arttırıyor demiştim. Kolesistokinin ve sekretin arkadaşlar, sekretin işte safra salgılanmasını yapar. Kolesistokinin safra salgılanmasını yapar. Sekretin pankreas salgılanmasını yapar. İşte onlar bu salgılanmalarını frenlemek için kendilerinin freni olan pankreatik polipeptit salınımını arttırıyorlar. Dolayısıyla pankreatik polipeptit de onların bu etkisini bir frenleme fonksiyonu yapıyor. Yani safrayı gevşetiyor. Pankreas salgısını inhibe ediyor. Yani tabi bir düzen içerisinde oluyor. Yoksa kolesistokinin, sekretin aşırı safra salgısı yapsa, aşırı sekretin aşırı işte pankreas salgısı yapsa bu sorun olur. Bununla balans yapması için, denge yapması için vücutta arkadaşlar işte
onların salgısını sümüle ettiği pankreatik polip devreye giriyor ve safra salgısını safra kesesinde gevşemeye, pankreas sekresyonda inhibisyona yol açıyor arkadaşlar. Yine beyinde arkadaşlar pankreatik polipeptidin anorektik etkileri var arkadaşlar. Anorektik dediğimiz işte iştahsızlık yapan etkisi var arkadaşlar. Ve bunu da hipotalamusta Y4 reseptörleri üzerinden yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pankreas bu pankreatik polipeptidimiz intravenöz verdiğimiz zaman arkadaşlar enerji tüketimini arttırıyor, gıda alınımını ve gastrik boşalmayı azaltıyor. Gıda alınımını ve gastrik boşalmayı azaltıyor. Biz buna anorektik etki diyoruz bu etkileri arkadaşlar. İşte görülmüş ki arkadaşlar bu anoreksiya nervoza hastalarında pankreatik polipeptidin düzeyinin arttığı görülmüş. Pankreatik polipeptidin düzeyi arttığı zaman pankreatik polipeptit ne yapıyor arkadaşlar? İştahı azaltıyor ve mide boşaltmasını da azaltıyor. Dolayısıyla sindirimi kişinin enerji kazanmasını engellediği için kişi zayıf hale düşüyor. Anoreksiya nervoza dediğimiz böyle kemik torbası gibi yani kemik hale düşüyor yani zayıf bir hale düşüyor. Buradan şunu hatırlamanızı istiyorum. Pankreatik polipeptit anoreksiya nervoza'dan patogenezinde rol alıyor ve onda anoreksiya nervoza hastalarında kan düzeyi yükseliyor arkadaşlar. Pankreatik polipeptitin. Şimdi arkadaşlar Prader-Willi denen bir hastalığımız var. Genetik hastalığımız var. Bu Prader-Willi hastalığında ise arkadaşlar pankreatik polipeptitin salınımının azaldığı gözüküyor arkadaşlar. Yani az önceki anoreksiya nervozanın tam tersi olarak bunlarda ise pankreatik polipeptit salgısı azalmış. Pankreatik polipeptit salgısı azaldığı için arkadaşlar bunlarda iştah azalması olmuyor. Dolayısıyla bu kişiler yani Prader-Willi hastaları aşırı iştahlı. Dolayısıyla bunlar habire yiyorlar ve böyle obez, morbid obez hale geliyorlar arkadaşlar. Bunun da sebebi patogenezde Prader-Willi sendromunda pankreatik polipeptidin salgısının azalması, bu hormonun kan düzeyinin azalmasından dolayı Prader-Willi hastaları obez oluyorlar, morbid obez oluyorlar arkadaşlar. Somatostatin arkadaşlar bizim son pankreatik polipeptidimiz. Somatostatin de arkadaşlar pankreasın delta Langerhans hücrelerinden salgılanıyor. Delta Langerhans hücrelerinden salgılanıyor arkadaşlar. İki komponentten oluşuyor arkadaşlar bu hormonumuz. 14 amino asitlik bir komponenti var ve yine 28 amino asitlik bir başka komponenti var. İki ayrı parçadan oluşuyor. 14 amino asitlik olan parça beyinde baskın olan formu. 28 amino asitten oluşan somatostatin ise arkadaşlar bağırsak endokrin hücrelerinden salgılanan formu. Somatostatin hormonumuz arkadaşlar büyüme hormonunun salınımını inhib ediyor. Somatostatin büyüme hormonunun salınımını inhib ediyor. Biz bunu bu özelliğinden dolayı somatostatini arkadaşlar onun analoglarını işte aşırı büyüme olan jigantizm ya da akromegali hastalarında tedavide kullanıyoruz. Az sonraki slaytlarımda bunun size göstereceğim arkadaşlar. Somatostatin arkadaşlar delta hücrelerinden salgılanıyor. Etrafındaki alfa ve beta Langerhans hücrelerinde insülin ve glukagon salınımını inhib ediyor. Parakrin etkiyle. Parakrin etki demek yani etrafına direkt hücrelere komşu hücrelerine etki etmesi demek arkadaşlar. Somatostatinin. Şimdi akromegali ve jigantizmden bahsedeyim arkadaşlar. Büyüme hormonu aşırı salgılandığı zaman hipofizden arkadaşlar büyüme hormonu. Eğer bu hastamız daha büyüme döneminde ise çocuksa bunlardan dev oluşuyor arkadaşlar. Yani böyle işte 2 metre 10 santim, 2 metre 20 santim boylarında, 2 metre 30 santim boylarında jigantizm diyoruz biz bu hastalara. Dev kişiler oluşuyor. Eğer bu arkadaşlar büyüme hormonu salgınlayan hipofiz adenomu yani hipofizdeki bezim tümörü adenomu büyüme çağını geçtikten sonra hastanın başına gelmişse yani yetişkin bir hastanın başına gelmişse bu hastalarda tabii ki boy o kadar çok büyümüyor. Sadece eller ayaklar büyüyor ve yüzde bazı işte zigomatik kemikler, çene,
böyle çıkıntılı bir yüz sahibi oluyor. Bakın burada Abraham Lincoln'un yani Amerikan başkanının resmini görüyorsunuz. O da bir akromegali hastası arkadaşlar. İşte bu akromegali hastalarında biz arkadaşlar ne kullanıyoruz? Somatostatin kullanıyoruz. Somatostatin ne yapıyordu? Büyüme hormonunun salınımını azaltıyordu. Büyüme hormonunun salınımını azalttığımız zaman zaten bizim akromegali hastalarında sorunumuz ne? Büyüme hormonunun aşırı salınımı adenomdan. Dolayısıyla biz bu büyüme hormonu analoglarıyla, işte bunlar nedir bu analoglar? Yani büyüme hormonuyla aynı işi yapan preparat diyoruz biz bunlara. Octreotide, lantreotide, gibi bu büyüme hormonu analoglarını arkadaşlar biz işte akromegalide karsinoid sendromunda da pankreasın endokrin tümörlerinde kullanıyoruz tedavi arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.